Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahabetihi evliya illah. Evet. Kalu, o İsrail oğulları, hani Harun aleyhisselam Buzağı'ya onları tapınca veya Buzağı'ya tapmadan önce onları uyarmıştı ya, innemâ futintum bihi diye şey yapmıştı, onları uyarmıştı. Evet. Dedi, efela innemâ ya kavmi innemâ futintum bihi. Ayetin başına gelmek istiyorum. Evet. Efela yeravne ellâ yeracım. Ha, ya kavmi innemâ futintum bihi ve inne rabbakumar rahmanu fettebi'uni ve ati'u emri. Harun bu şekilde onları uyardı. Onlar da Harun'a cevaben len nebraha aleyhi akifin. Len nebraha, biz ayrılmayız. Aleyhi alel icli, yani o buzağı üzerinde, yani buzağıya ibadet etmeye ne yapacağız? Devam edeceğiz. Aleyhi alel icli ve ibadeti akifin. Onun ibadetini yapmaya devam edeceğiz. Peki burada aklıma şu geliyor, Allahu alem. Niye len nebrah ala ibadetihi demek? Aleyhi damirle. Ve damir de icre gider. Çünkü onun ibadetinin çirkin olduğunu işmam etmek için ala ibadeti demek. Çünkü belagatta öyle bazı yöntemler vardır. Mesela falanca hırsızdır. Diyelim ki hırsız kelimesini telaffuz etmeyi uygun görmediğiniz zaman o hırsız kelimesini kullanmazsınız. Burada da Allahu alem neden aleyhi dedi? Biz buzağı üzerine devam edeceğiz. İbadet kelimesini zikretmedi. Çünkü buzağının ibadeti çok çirkin olduğu için o, ondan dolayı onu zikir etmedi. Allahu alem. İneğin yavrusudur. Sidiya. Sizde yok mu yavrusu? Evet. Mukimine, akifine, mukimine. Okuf, ikama anlamındadır. Hani biliyorsunuz, ibadet niyetiyle camide durmaya ne diyorduk? İtikaf diyorduk. Bu kelime kökten gelme. Evet, yani biz onun buzağıya ibadet etmeye devam ederiz. Hatta yarca ileyna Musa. Ta Musa bize dönünceye kadar. Tabi arkadaşlar, Musa aleyhisselam da onların peygamberiydi. Harun da peygamberleriydi. Ve hatta Harun Musa'dan da yaşça daha yaşlıydı. Ama Musa aleyhisselam çok daha ön plana çıkıyordu. Ve zaten fazilette de Musa ulul azmdir. Harun ulul azm değil. Ondan dolayı da Musa aleyhisselamın İsrail oğulları üzerindeki ağırlığı, etkisi daha fazlaydı. Onun için bir nevi tabir yerindeyse Harun aleyhisselam takmadılar ve dedi, biz Musa'yı bekleyeceğiz. Cealû rucu'ahu aleyhisselam ileyhim gayeten li'ukufin ala ibadetin acli. Onlar Musa aleyhisselamın onlara dönüşünü son yaptılar. Ne son yaptılar? Buzağının ibadetini, ibadetinin devamına son yaptılar. Lakin la ala tariqil va'di bi terkiha. Yalnız bu şu yolla değil. Yani söz vererek, efendim Musa gelince o zaman acil ibadetinden vazgeçeriz şeklinde değil. Bel bi tariqi taalluli ve tesvifi. Belki onların işte bir Musa gelinceye kadar demeleri
Sadece işi erteleme ve bahane gösterme. Taallül, bahane gösterme ve tesvifi ve erteleme, tehir etme. Ve kaddesü tahte zâlike ve onlar bunun altında şunu saklıyorlardı. Şöyle bir inancı saklıyorlardı. Desu, des bir şeyi saklamak. Veya bir şeyi gizlice yapmak. Mesela des ise ne demek? Gizliden gizli yapılan şeyler. Evet. Bu kökendi. Ve kaddesu tahte zâlike. Bu taallül ve tesvifin altında şunu sinsice inanıyorlardı. Ennehu aleyhisselam la yercu bi şeyin mubin. O Musa aleyhisselam açıklayıcı bir şey getiremeyecek. Yani niye bunu gizliyorlardı sinsice? Ta'vilen ala makaleti Samiri'yi. Onlar Samiri'nin sözüne itimat ettikleri için. Ta'vil itimat etmektir onu. Hani o herifine şerif Samiri onlara demişti ya. Hâzâ ilâhukum ve ilâhu Musa fenesiyâ. İşte onun bu sözüne kanarak, buna inanarak Efendimiz söyleyeyim Musa'nın turdan bir şey getireceğine inanmıyorlar. Ama niye? Harun'a hatta yercâ ileyne lennebrâhâ aleyhi âkefîne hatta yercâ ileyne Musa. Niye böyle dediler? Sırf böyle erteleme, bahane gösterme için mi? Ve ruhya rivayet olunur ki ennehum lemma kaluhu bu buzağıya tapanlar bu sözü söyleyince e'tezelehum Harunu aleyhisselam fi ithne yaşara elfen Harun aleyhisselam o buzağının ibadetine bulaşmaya 12 bin kişiyle diğer 588 binden ayrıldı. Ve humullezine ki o 12 bin kişi kimdi? Ellezine yellem ya'budul icle. O buzağıya ibadet etmeyenler. Felemma raca Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam mikattan dönünce ve semi'as siyaha ve onların gürültü patırtılarını duyunca وَكَانُوا يَرْقُسُونَ حَوْلَ الْعَجْلِي ve onlar da o buzağı heykelinin etrafında dans ediyorlardı. Raks ediyorlardı, dans ediyorlardı. Ve gürültü patırtı yapıyorlardı. Hani gürültü şamadan falan. قَالَ لِسَّبَيْنِ الَّذ۪ينَ كَانُوا مَعَهُ Musa aleyhisselam yanındaki o 70 adama dedi ki hani وَاَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُولًا لِمِقَاتِنَا O seçti 70 adama dedi ki هَذَا صَوْتُ الْفِتْنَةِ Bu bir fitne sesidir. Yani bu ses normal bir ses değil. فَقَالَ لَهُمْ ve yine onlara şöyle dedi فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ Evet. Dolayısıyla Musa aleyhisselam onlara dediğini söyledi. Ve semi'a minhum ma kalu. Onların da ne söylediklerini duydu. Ve kavlu ta'ala kâle bu kâle burada. İstinafı. Bu istinafi bir cümledir. Mebniyun ala. Yok ya. Evet. Mebniyun ala sualin neş'e min hikayeti cevabi li Harun aleyhisselam. Bu istinafi cümledir. Şöyle bir suale bina ediliyor bu istinaf. O sual da İsrail oğullarının Harun'a verdikleri cevabın aktarımından neşretmektedir sorum. Ke'ennehu kîn. Sanki şöyle denildi. فماذا قال موسى لهارون عليه السلام حين سمع جوابهم له موسى عليه السلام acaba Harun'a
onların Harun'a olan cevabı, yani لَنْ نَبْرَهَا عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجَى اِلَيْنَا مُوسَى, bunu, bu cevaplarını duyunca acaba Musa Harun'a nasıl, ne dedi? وَهَلْ رَضِيَ بِسُكُوتِهِ بَعْدَ مَا شَاهَدَ مِنْهُمْ مَا شَاهَدْ. Ve Musa aleyhisselam kavminden gördüğü o buzağıya tapıcılığı gördükten sonra acaba Harun'un suskunluğuna razı oldu mu? İkna oldu mu? Fakir, hayır. Yani cevaben قَالَ لَهُ وَهُوَ مُغْتَاظٌ قَدْ اَخَذَ بِلَحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ. Musa aleyhisselam muhtaz, öfkeli bir şekilde Harun'un saç sakalına böyle böyle yapışmış ve ona dedi ki ya Harun ma mena'ake ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa asayta amri. Ey Harun, sen bunların haktan saptığını görünce sen niye bana uymaktan tabi, sen men eden neydi diye hemen peşimde gelmedin yani. İzraitun dallu bi ibadetil ajli, onların efendim buzağının ibadetiyle saptıklarını görünce ve belagu minel mukabaret, ve inkarda inatta öyle bir dereceye ulaştılar ki ila enşafahuke bi tilkel makalet şen'a, ta ki o çok çirkin olan sözde sana karşılık verdi, dediler ki لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ حَتَّى عَاكِف۪ينَ, hayır لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجَى اِلَيْنَا مُوسَى. İşte bu şekilde saptıklarını görünce seni men edenne de en la tettebi'ani ey en tettebi'ani, yani bana uymanı tabi olmanı engel olan neydi? Ki la, o zaman bu manaya göre la zaittir. Yani ettettebi'ani. Ey entettebi'ani ala enne la vezidetu. Ve huve bu entettebi'ani mef'ulun thanin li mena'a. Mena'nın ikinci mef'ulu, çünkü birinci mef'ulu kaftir. Damiri de müstetir huve, faildir. Kaf birinci mef'ul, enne tettebi'ani ikinci mef'ul. وَهُوَ عَامِلٌ فِيهِ. Ve bu اَلَّا تَتَّبِعَنِي اِذْ, var ya اِذْ رَعِيْتَهُمْ, çünkü اِذْ zarftır. Biz de daha evvel söyledik, zarf mutlaka bir amile taalluk etmesi gerekir. وَهُوَ عَامِلٌ فِيهِ اَيْ اَيُّ شَيْءٍ مَنَعَكَ حِمَا رُؤْيَتِكَ لِضَلَالِهِمْ, seni men eden neydi? Sen onların sapıttıklarını görünce sana men eden neydi ki min entettebi'ani fil gazabi lillahi ta'ala vel mukateleti ma'a men kefere bihi, senin de Allah için kızma noktasında ve kafirlerle savaşma noktasında bana uyma hususunu, uymanı engelleyen nedir? Niye bu hususta bana uymadın? Ve kil, bir kavle göre el mana, manası ma hamaleke alla alla tettebi'ani, bana uymamana seni hamleden nedir? Nasıl fe innel men'a ala şeyi, çünkü bir şey men etmek müstelzimun lil hamli ala mukabilihi, mukabiline hamletmeyi gerektir. Ve kil, bir kavle göre ma men'ake entel hakani ve tuhbirani bi dalalihim. Aslında benim verdiğim mana da buydu. Yani sana engel olan neydi? Onların böyle puta tapıcıklığını, buzağıya taptıklarını görünce niye hemen beni takip edip bana gelip sapıklıklarını anlatmadın? Ki fetekune mufarakatuka mezcaraten lehum. Ve böylece senin onlardan ayrılıp gelmen belki onlar için caydırıcı olurdu. Ve fihi, ancak bunda şu nazar var, yani şu açıdan zayıftır. Enne mesaiha Harun aleyhisselam,
Harun Aleyhisselam'ın nasihatleri, haythu lem tezcurhum, Harun'un nasihatı onlara zecir vermeyince, amma kanu aleyhi, üzerinde bulundukları o buzağıya tapıcılıktan Harun'un nasihatleri onları alıkoymayınca, fele en la tezcurhum mufarakatuhu iyyahum anu evla, Harun'un onlardan ayrılmasının da onları caydırmaması daha tarihul evladır. Vel itidar, şöyle bir, bu manada şöyle bir mazeret ileri sürmek. Evet. Bi ennehum izâ alimu ennehu yelhaquhu ve yuhbiruhu bil kıssati yekâfûne rucu'a Musa aleyhisselam fenzeciru an zâlikâ. Şu mazeret, böyle bir mazeret göstermek, yani bu yoruma, yani Musa, şey Harun onlardan ayrılıp çıksaydı, onlar şöyle endişe edeceklerdi. Musa gelecek ve şey, o Musa anlatacak ve Musa gelip bize engel olacak. Dolayısıyla bu yönüyle onun, Harun'un onlardan ayrılması onlar için caydırıcı olabilirdi şeklinde bir yaklaşım. Bir mazilin min hayyiril kabul. Ve bu mazil, bir mazil bazaittir. Veya zait de düşünmeyebiliriz. Ve'l-i'tizarunun haberidir. Ve'l-i'tizaru bi ennehum bi mazilin. Yani bir mekanin min azilin min hayyiril kabul. Kabul yerinden çok uzakta bir yerdedir. Yani bu kabul edilecek bir mazeret değildir. Keyfele nasıl olur? Vehum kad sallahu. Onlar açıkça dediler ki bi ennem akifun aleyhi. Dediler biz bu muzahimin ibadetine devam edeceğiz. Ne zamana kadar? İlâ rucu'ihi aleyhisselam. Musa aleyhisselam dönünceye kadar. Dolayısıyla yani Harun'un onlardan ayrılıp gitmesi onlara da bir etki bırakmazdı. Onlar yine o yaptıklarını yapmaya devam edeceklerdi. Öyleyse bu, yani Ebu Suud öyle diyor. Bu ala ellâ tettebi'ani, yani niye beni takip edip gelip bana haber vermedin şeklinde değil. O şekilde değil. Ya la zaittir diyeceğiz. Ki birinci mana. Yani bana uymaktan niye bana uymadın? Sen de onlara kızıp Allah için ondan sonra onlara kızıp onlarla savaşmalı. Veya seni niye bana uymadın? Çünkü bir şeyi yani uymamak, yani demek ki mukabilini, yani bana uymadı, yani bana uysaydı. Evet. Ve efe asayti emri, arkadaşlar orada duralım. Evet. Evet, hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.